Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz İzmir'den, Ege'nin incisi İzmir'den, Pınar Şenol Mali Müşavirlik Firması'ndan, Mali Müşavir Sayın Pınar Şenol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, yavaş yavaş programımız çerçevesinde sizi tanımaya başlıyoruz hemen. İzmir ilimizde mali müşavirlik yapmaktasınız. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 2000 yılından bu yana 17 yıldır mükelleflerimize mali müşavirlik hizmeti vermekteyiz. Evet, 17 yıl boyunca aynı mesleği devam ettirmek. Evet, oldukça zor bir meslek olduğunu biliyoruz mali müşavirliğin. Nasıl mali müşavir olunur? Sınavları çok olan bir meslek alanı. Malumunuz, bizler de biliyoruz artık. Sizin mesleğiniz bize mali müşavir olma sürecini anlatmanız mümkün mü acaba? Tabii. Üniversitelerin işletme, iktisat, muhasebe gibi ilgili bölümlerinizden mezun olduktan sonra mali müşavirlik staja başlama sınavına giriyorsunuz. Sınavda 60 ve üzeri puanlamada başarılı kazanırsanız 3 yıllık bir staj dönemi başlıyor sizin için. Daha sonra 3 yıl sonunda mali müşavir odalarınca yapılan bir ruhsatlama yeterlilik sınavına tabi tutuluyorsunuz. Sınavı da başarıyla kazandıktan sonra mesleğe başlayabiliyorsunuz. Evet, o zorlu süreç bir süreliğine tamamlanmış oluyor değil mi? Hı hı. Çünkü mesleğiniz devam ettiği sürece sürekli eğitimler, yenilenme hep söz konusu değil mi? Evet, kesinlikle. Peki bir şirket kuruluşu için neler gerekmekte? Siz şirket kuruluşlarının neresinde devreye girmektesiniz? Mükelleflerimizden öncelikle şirket kuruluş evrakları, nüfus sureti, ikametgah, kira kontratı, imza beyannameleri gibi açılış evraklarını talep ediyoruz. Daha sonra bir şirket ünvanı belirlemelerini istiyoruz. Şirket ünvanına ticaret sicilde sorgulama yapılıyor. Daha önceden herhangi bir şirket almış mı alınmamış mı şeklinde. Ünvanla da ilgili bir problem yoksa şirket iştigal konularını içeren şirket ana sözleşmesinin hazırlık kısmına geçiyoruz. Sözleşmeyi zaten mükellefle birlikte hazırlıyoruz. Daha sonra ticaret sicilde 2 gün süren bir işlemi var. Tescil ve ilanı yapılıyor. Tescil ve ilandan sonra vergi dairesi açılış evraklarıyla birlikte sunduktan sonra ve vergi yoklama elemanlarınca yoklaması sunduktan sonra şirketiniz açılmış oluyor. Evet. Yani A'dan Z'ye kadar içindeyiz diyebilirim. Evet, evet. Peki şirket kuruluş masraflarından da biraz söz edebilir miyiz Tabii. acaba? Çünkü izleyicilerimiz de bu konuyu gerçekten merak ediyorlar. Şahıs firmalarının kuruluşu, yani kuruluşu da açılışta kapanması da çok kolaydır. Kuruluş aşamasında 2000 TL civarında bir masrafı var, başlangıç masrafı. O da kayıtları vesaire hepsi içinde. Limited firmalar için bu rakam 6000'e çıkar ama bunun da yine 1/4 başlangıç kuruluş sermayesi içinde olan rakam. Yine o da kayıtları, işte ticaret sicil gazetenin tescil ilanı hepsi içinde 6000 lira diyebiliriz. Evet. Peki şirket kapanışlarındaki süreçten de biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Tabii bu da ki. Oldukça merak edilen bir konu, tedirgin eden bir konu aslında. Şahıs firmalarında dediğim gibi açılış ve kapanış çok kolay. Aynı şekilde kapanış işleminde kapanış dilekçesinin ekine bir vergi levhasını koyduğumuz takdirde şirketi kapatmış oluyoruz. Fakat sermaye şirketlerinde, yani limited ve anonim şirketleri dediğimiz sermaye şirketlerinde bir tasfiye süreci gerekiyor, 1 yıl süren. Yine ticaret sicilde tasfiyeye giriş ve çıkış için tescil ve ilanları yapılıyor. İşte piyasaya üçüncü kişilere borç alacak durumuyla ilgili bilgiler veriliyor ve 1 yıllık sürenin sonunda tasfiye sürecinden çıkmış oluyoruz ve kapanış işlemleri tamamlanıyor. Evet. Yani 1 yıl bir bekleme sürecimiz var. Ama bunun dışında ikinci bir yol olarak da yine şirket ortakları şirket üzerindeki hisse devri yaparak da şirket ortaklığından çıkabilirler. Bu da bir ikinci ve daha kısa, daha az masraflı bir yol. Evet. Sizce mesleki sorunlarınız neler? En başta şu diyebilirim. 2004 yılına kadar beyannameler manuel ortamda elle yapılıyordu. Fakat 2004 yılından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannameleri internet ortamında e-beyanname şeklinde vermeye başladık. Dolayısıyla bu da bizim aylık bildirge sayımızda bir artışa sebep oldu internet ortamında vermemiz. Fakat bu aylık bildirge sayısındaki artış iş yükümüzü arttırdı ama maalesef iş yükümüzdeki artış bizim mali müşavirlik tarife oranlarımıza yansımıyor. En önemli sorunlarımızdan birisi bence bu.
Bir başka sorunumuz yine kalifiye eleman, mesleki yeterliğe sahip eleman bulmak piyasada oldukça güç. Şu an için aklıma gelen iki önemli sorun bu diyebilirim. Evet. Sizin mali müşavirlik kimliğinizin yanı sıra eğitmenlik kimliğiniz de mevcut. Hangi konularda eğitmenlik yapmaktasınız? İzmir ve Gaziantep Mali Müşavirler Odası'nda ve Ege Üniversitesi'nde denetim eğitmenliği yaptım bir dönem. Burada şirketlerin denetim süreçlerini paylaşıyoruz. Ayrıca finansal tablo analizleriyle ilgili çalışmalarda bulunduk. Bunun dışında yine COSGAP eğitmenliğim de var. Onlarla da ilgili zaten 2 yıldır aktif COSGAP eğitmenliği yapıyorum. Hemen hemen her hafta bir sınıfımız var. Yani COSGAP eğitmenliği ve TÜRMOP eğitmenliği diyebilirim eğitmenlik yönü olarak. Evet. COSGAP belki de ülkemiz adına çok ciddi girişimlerde bulunan, girişimcileri destekleyen, çok başarılı hikayeler ortaya koyan, son derece takdir ettiğimiz ve hep bizim yanımızda olan bir kurum diyoruz. COSGAP eğitimleriniz hakkında da bilgi almak istiyoruz tabii ki sizden. Tabii ki. COSGAP desteklenen sektörler sıralamasında iştigal konuları alakalı iş fikirleri olan girişimcilerimize nasıl iş planı yazılır? İş planındaki süreçleri, 6 bölümden oluşuyor çünkü, iş planındaki süreçlerinden bahsediyoruz. Ve yine iş planı hazırlandıktan sonra COSGAP desteklerinden nasıl yararlanılır, yararlanma şartları nelerdir? Bununla ilgili bir 32 saatlik bir sınıf içi programı içeren bir sertifikasyon programımız var. Evet. Girişimcilere ne gibi destekler sunulmakta? Girişimcilerimize 2000 TL'ye kadar işletme açılış desteği, yine 18.000 TL'ye kadar işletmeye alınan tüm makine tesisatla ilgili makine ve demirbaş desteği, yine 30.000 TL'ye kadar da işletme kirası ve işçi desteği şeklinde 50.000'lik hibe olarak hibe şeklinde verilen bir geri ödemesiz desteğimiz var. Bir de 100.000'lik yine geri ödemeli sabit yatırım desteğimiz var. Hı hı. Çok da önemli destekler bunlar. Hı hı. Peki girişimciler bu desteklerden nasıl yararlanacaklar? Söylemiş olduğum gibi 32 ders saatini içeren sertifikalı bir programa dahil olunması gerekiyor ilk önce. Yani 4 günlük bir kursumuz var. Devam zorunluluğu var 4 günlük kursumuza. 4 günlük kursu tamamlıyorsunuz başarıyla. Daha sonra işletmeye aldığınız tüm alımlarınız faturalı olması gerekiyor ve tüm ödemeleriniz banka dekontlu veya kendinize ait veya şirketinize ait kredi kartı slipiyle yapılması gerekiyor. Ve tabii ki vergi borcunuzun bulunmaması gerekiyor. 1000 TL'ye kadar olan vergi borçlarında geri ödeme yapılabiliyor size. Destekten yararlanabiliyorsunuz. Fakat 1000 TL üstündeki vergi borçlarında mahsuplaşma şeklinde yine ödemenizi, desteğinizi almanıza engel değil. Fakat 1000 TL üstünde vergi borcunuz varsa ödemenizi verginizden mahsup ediliyor. Kalan tutar size ödeniyor. Evet. Sabit yatırım desteği nedir? Sabit yatırım desteği işletme açıldıktan 24 ay içerisindeki işletmeye alınan tüm makine, demirbaş, tesisatı kapsıyor. 100.000 TL'ye kadar 0 faizli bir geri ödemeli destektir. Yani 50.000 gibi hibe değil, 100.000 geri ödemeli bir destek, 0 faizli. Ödemeler desteğin alınmasından 30 ay sonra 8 eşit taksitte 0 faizli olarak ödeniyor. İşletmeye alınan makineye rehin koyarak banka teminat mektubu sunularak destekten faydalanabiliyorsunuz. Evet. Bu destekler dışında hangi teşvikler mevcut? Anlatır mısınız izleyicilerimizin aydınlanması bu adına? Bu bahsettiğim desteğimiz girişimcilik desteği COSGAP'in. Bunun dışında hali hazırdaki açılmış olan tüm firmaların faydalanabileceği genel destekler var 15 maddelik. En ağırlıklı mükelleflerimize kullandırdığımız yurt içi fuar desteği, yurt dışı fuar desteği, danışmanlık desteği, eğitim desteği, en ağırlıklı kullandırdığım özellikle nitelikli eleman desteği oldukça iyi bir destektir nitelikli eleman desteği, belgelendirme desteği ve lojistik destekler şeklinde sıralayabilirim. Bunlar dışında yine Maliye Bakanlığı'nın genç girişimci desteği mevcut. Yine ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan mükellefler için işe başlama tarihi itibariyle yani vergi levhası açılış tarihi itibariyle 29 yaşını aşmamış ise 3 vergilendirme dönemi boyunca 75 milyara kadar elde edilen kazançtan vergi alınmıyor. Bu da 29 yaş altı girişimcilerimize genç girişimci desteği olarak maliyenin bir desteğidir. Yine işçi desteği olarak İşkur'un işbaşı eğitim desteğini
den faydalandırıyoruz. İşletmenizde iki tane sigortalınız varsa üçüncü alacağınız, işkurdaki işsizler içinden alacağınız işçinizin 3 ay maaşını işkur tarafından finanse edebiliyorsunuz. Yine SGK İdaresi'nin işçi vergi teşviği olarak geriye dönük 6 aylık sigortası olmayan bir işçi çalıştırırsanız işletmenizde yine SGK vergi ödemelerinde %50 indirim alabiliyorsunuz. En ağırlıklı kullandırdığımız, şu an bu birçok sektörde birçok destek var ama ağırlıklı olarak mükelleflerimize yakın zamanda bu desteklerden faydalandırdık. Evet. Peki gerek genç girişimciler gerekse girişimciler için KOSGEB'in bu kadar sınırsız güzel destekleri varken sizin ne gibi önerileriniz olacak, ne yapmalılar diyoruz? Benim sınıfımdaki girişimci arkadaşlara da önerim 31.12.2017'ye kadar işletmelerine eğer iş fikirlerinde iddialı ve isteklilerse 31.12.2017'ye kadar işletmelerini açmaları. Çünkü bu tarihlerden sonra belli mevzuat değişiklikleri de olacaktır. Ve bu bahsettiğim girişimcilikle ilgili mevzuat 31.12.2017'ye kadar açılan işletmeleri kapsamaktadır. Evet, öyleyse girişimciler biraz ellerini çabuk tutmalılar, evet, diyorsunuz. Diye tavsiye ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Hı hı. Gerek mesleğinize dair, gerekse mesleğinizin yanı sıra vermiş olduğunuz eğitimler kapsamındaki çok önemli detaylar için, hı hı, tekrar hoş geldiniz, sefalar teşekkür getirdiniz. Teşekkür ederim, programımız. Çok mersi, sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Pınar Şenol Mali Müşavirlik firmasından mali müşavir eğitimci Sayın Pınar Şenol'u ağırladık. Hoşçakalın.